Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz kabarcıklı çitlenmik modelin nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bu modelimizi özellikle bebek, çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bayan örgülerinde de, erkek örgülerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir örnek. Yapımı zor değil. İsterseniz zaman kaybetmeden nasıl yapıldığına geçelim. Örneğimiz çift ilmeklerden oluşuyor. İlmeklerimizi ayarlarken ona göre ayarlayabiliriz. Yani 2, 4, 6, 8, 10 gibi çift sayılarda olacak. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimizi yapmaya başlayalım. Bu şekilde ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. Çift sayıda ilmek atacağım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani çift sayıda ilmeğim oldu. 16 ilmek örneği açıklamak için yeterlidir. Şimdi bu 16 ilmeğimizi bir sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örelim. Bakın ilmeklerimiz burada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk örneğimize başlamadan önce tabii bunu normalde örerken lastik üzerine yapacaksınız. Ben şimdi lastik yapmadım. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arkaya geçtim. Örgümüzün arka tarafı. Arka tarafta da bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa alıyorum. Devamındaki iki ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yine devamda iki ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum. Yine iki ilmeği ikisini düz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İki ilmeği ikisini birlikte düz olarak örerek. Arttırma yapmıyoruz. Son iki ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. İlk sıramızın sonunda örgümüzün görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi örgümüzü çevirelim. Arka tarafa geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Şimdi bakın burada iki ilmeğin arasında şöyle çizgi gibi bir çıkıntı var. Bu çıkıntıya batarak düz ördüm. Normal ilmeğimi de düz ördüm. Ve yine bu aradan batarak yine düz örüyorum. Bir önceki sırada eksilttiğimiz ilmeklerimizi bu sırada bu aralardan alarak tamamlıyoruz. Yine araya batarak ilmeğimi ördüm. Normal ilmeğimi düz ördüm. Aradan batarak örüyorum. Normal ilmeğimi de düz ördüm. Ve son iki ilmeğin arasına batarak kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi bakalım örgümüzün görüntüsüne. Sıranın sonunda da bu şekilde oldu. Şimdi bir sıra kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum.
sıramın sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak örmeye devam ediyorum. Arka tarafa geçip örgünün arka tarafında da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka sıramızı da tamamladık. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafındayız. İlmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ara ara örgünüzü örerken bu şekilde sayın. Eksiltmelerde, arttırmalarda ilmeklerimiz değişmesin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir alt sırada başladığımız gibi iki ilmeği ikisini bir düz. Sıradaki iki ilmeği yine düz. Yeni örneğimize başlıyoruz bu sırada. Bütün ilmeklerimizi çift çift örmeye başladık. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde ikisini bir örerek devam ediyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Hemen bakalım sıramızın sonunda. Şimdi örgümü çeviriyorum. Örgünün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir alttaki sırada hemen bu ilmeği örerek başlamıştık. Bu sırada aradan ilmek alarak başlıyoruz. İlmeğimi düz ördüm. Ve aradan ilmek batarak aldım. Örgümüzün püf noktası burada. Bu arka sırada ilmek çıkardığımız sırada bir sıraya başlarken hemen normal ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Bir sonraki sıraya geldiğimizde aradan ilmek alarak. Şimdi bir sonraki sıraya geçtiğimizde de tekrar aradan ilmek almayacağız. Direkt ilmeği örerek başlayacağız. Bu sırayı takip edelim. Örgümüz karışmaz. Şimdi sırama devam ediyorum. Bir aradan bir de normal ilmek örerek. Şimdi nasıl yapmıştık? Sıraya başlarken aradan ilmek alarak başlamıştık. Demek oluyor ki sıranın sonuna geldiğimizde son ilmeği ördükten sonra aradan ilmek almadan normal ilmeğimizi örerek bitiriyoruz. Şimdi ilmeklerimizi sayalım, yanlışlık yaptık mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Demek ki bir yanlışlık yapmamışık bir yerde. İlmeklerimiz 16'ya tamamlanmış. Örgümüzün ön yüzüne geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örneğimiz çok kolay bir model. Yalnızca dediğim gibi o arkada arttırma sıralarında sıraları takip edelim. Bir sıraya başlarken hemen arttırarak başlıyoruz. Diğer sıraya başlarken arttırmadan başlıyoruz. Arka tarafa geçtiğimde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hemen bir sıra daha örnek yapalım. Tam anlaşılır olsun. Şimdi bakın, örneğimiz bu şekilde oldu. Yeni örneğe başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği ikisini bir ters, düz ördüm. Yine ikisini bir düz. İkisini bir düz. Eksiltme sıramızdayız şimdi. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi arkaya
İlmeklerimizi arttırdığımız sıraya geçtik. Buradaki püf noktasını unutmuyoruz. Bir önceki sırada bakın, şuradan belli oluyor zaten. Arttırarak başlamışık. Şimdi bu sırada ilk kenar ilmeğimi aldıktan sonra aradan ilmek almadan başlıyorum. Hemen yandaki ilmeği düzördüm. Şimdi aradaki ilmeği örüyorum. Normal ilmeğimi düzördüm. Aradaki ilmeği örüyorum. Normal ilmeğimi örüyorum. Aradakini ördüm. Şimdi sıraya nasıl başlamıştık? Aradan ilmek almadan başladık demek oluyor. Sıranın sonunda ilmek alarak bitireceğiz. Son kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ara ara yaptığınız örgüde ilmeklerinizi sayın. Yanlışlık olabilir. Bakın, örgümüz bu şekilde oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Gerçekten basit bir model. Bebek örgülerine dediğim gibi çok yakışan bir model. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.